10 Ekim Pazar Cumhuriyet Gazetesi Zülal Kalkandelen Liberal Pişkinlik, Öfori ve Disfori Bu defa Paris'te toplanmışlar. Kolejde Fransa'da Batı karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye konulu panele katılmışlar. Verdikleri destekle AKP'nin önünü açan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, Tarihçi Ethem Eldem, ekonomist Seyfettin Gürsel ve siyaset bilimci Ahmet İnsel konuşmacıymış. Kaçınılmaz olarak şu soru gündeme gelmiş. 2010 yılında anayasa referandumuna yetmez ama evet deyip oy vererek Türkiye'nin bugünlere gelmesine katkı yaptınız. Pişman mısınız? Nilfer Göle hala diyor ki Türkiye'nin AB üyeliğine inanıyorduk. Büyük bir coşku, mutluluk öfori içindeydik. Bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Cesaret ve naiflik içinde, samimiyetle İslam'ı parlamenter sistem içine alabileceğimize, Türkiye'nin batılılaşabileceğine inandık. Bu nasıl bir sosyal ve siyasi körlük ki, Demokrasi amaç değil araçtır. Biz bu tramvayda istediğimiz yerde ineriz diyen bir liderin yönettiği siyasal İslamcı bir parti iktidara geldiğinde öfori içinde olabiliyorlar. Bu nasıl bir toplum bilim profesörüdür ki 1923'te layık cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün batılılaşma anlayışının temel ilkesi olan tam bağımsızlığı görmezden geliyor ve layık devrime karşı olan siyasal İslamcı bir partinin ülkeyi batılılaştırabileceğini düşünüyor. Etemelden ise lafı kullanışlı aptal söylemine getirerek bunun sorun olduğunu belirtip şunları eklemiş. Erdoğan'a Avrupa nezdinde meşruiyet ve görünürlük kazandırmakla suçlandık. Bu söyleme göre Erdoğan, kuzu postuna bürünmüş kurt idi ve onun nihai hedefi toplumun İslamlaştırılmasıydı. Bugün elbette bu yönde bir takım dokunuşlar var ama asıl problem İslam değil, demokratikleşme sorunu. Orhan Pamuk da bu görüşe katıldığını söylemiş. Bu nasıl bir gaflet ki kişisel inanç olarak İslam ve siyasal İslam'ı birbirinden ayıramıyorlar. 2002'de AKP iktidara geldiğinden bu yana laiklik uyarısı yapanların derdi bireylerin inancı değil, dinin kamusal alanda belirleyici güç olarak kullanılması yani laikliğe karşı uygulamaların siyasete hakim olmasıydı. Baştan beri sorun siyasal İslam'dı ve liberal sol denilen bu grup hala bunun ayırdında değil. Nitekim korkulan oldu. Bugün başta AKP'li Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar partisi temsilcileri ve başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere bürokratlar her gün laikliği ihlal eden söylem ve uygulamalarıyla gündeme geliyor. Türkiye'nin bu günlere gelmesinde rol oynayan Orhan Pamuk'un pişman mısınız sorusuna verdiği yanıt ise ibretlik. Ben bu soruyu yanıtlamaktan kaçınıyorum. Çünkü milliyetçi, layık çevreye ve kurumlar tarafından çok fazla cezalandırıldım ve işkence gördüm. Belki Paris'teki şu vaktin tadını çıkarmalıyım. Diğer soru lütfen. Bu nasıl bir pişkinliktir ki Pamuk, 2007'de BBC'ye Türkiye'deki siyasal İslamcılar demokrasiye laiklik yanlılarından daha saygılı diyen kendisi değilmiş gibi soruyu geçiştiriyor. Amerika ve Avrupa'da kent kent dolaşıp elitist layıkçılar söylemiyle AKP'ye destek yaratan kendisi değilmiş gibi davranıyor. Bir de layık çevre tarafından işkence gördüm diyor. Oysa asıl kendisi gibi liberallerin yıllarca süren AKP şakşakçılığı yüzünden halk işkence çekiyor. Panele katılanlardan bir tek Seyfettin Gürsel, çok basit bir dille yanıldık, bunu söylemek lazım diyerek öz de bulunmuş. Evet, çok basit bir dille söylemek lazım. İkinci Cumhuriyetçiliğin temelleri, ikinci gruptan yetmez ama evetçi liberallere 90 yıllık ihanet mirası adlı kitabımda anlattığım gibi bu yanılma yeni değildi tarihsel perspektifle analiz edildiğinde başı ilk meclisteki şeriat ve halife yanlısı ikinci gruba kadar uzanıyordu. 1980'lerde 12 Eylül beslemesi solculuğun yansıması olarak sağa yanaşanlar Özal çevresinde toplanırken 2000'lerde bu furya AKP'nin çevresinde toplanarak tarihi zirvesini yaptı. Ne tesadüf ki AKP, ABD'yi yöneten neokonların yeni muhafazakarlık, geliştirdiği ve merkezinde ılımlı İslam politikasının yer aldığı Büyük Orta Doğu projesinin ürünüydü. İkinci Cumhuriyetçi, yetmez ama evetçi liberaller kandırılmadı bilerek ve isteyerek belli çıkarlar ve beklentilerle bu politikanın payandası oldular. Bu nasıl bir aymazlık ki ekonomist, tarihçi, yazar, sosyolog olup ünlenmişler ama şu anda yurt dışında yaşıyor olsalar da içinden çıktıkları toplumu 1923'te kurulan laik cumhuriyetin ne anlama geldiğini ve nasıl bir mücadeleyle kurulduğunu hiç anlamadılar. Bu yüzden kendileri öfori yaşarken toplumun disfori derin bir hüzün ve huzursuzluk hissi içinde kıvranmasına yol açtılar masına yol açtılar masına yol açtılar Mas